to be continue, devam edecek. Emin olabilir yurttaşlarımız. O yüzden bu dünyanın işlerini bu dünyanın kurallarıyla, kaideleriyle, bilimle, akılla çözmek lazım. Bundan sonra nasıl Rabbim böyle buyurduğu, Peygamber Efendimizin sünnetiydi, daha bol duyacaksınız. Maalesef. Bu dünyada yapılamayan, yanlış yapılan, kötü yapılan işler maalesef Allah'tan alınmış sözcüklerle kamufle edilecek. Bu dünyanın en büyük günahıdır. Gerçek dindarların en çok bence duyarlı olmaları gereken konudur. Ne alakası var? Bu ülkede ekonomi kötü gidiyor. Bu konuda nas var. Ekonomiyi Allah mı bozdu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın bu ülkenin en yoksul semtlerine bakın. En yoksul semtlerine bakın. Bu ülkenin en geri kalmış coğrafyalarına bakın. Bol sayıda cami göreceksiniz. Kur'an kursu göreceksiniz. Burada civciv mi yumurta, yumurta mı civciv? Bakın siyaset yapanlar bunu açıklamıyorlar. Buralarda çok cami olduğu için, çok Kur'an kursu olduğu için fakir değil buralar. Buraların yoksul olmasının, geri kalmış olmasının sebebi bu insanların geri kalmışlıklarının, yoksulluklarının unutulmak için o bölgelere çok cami yapılması, Kur'an kursu yapılması. Bu dünyada alamadıkları haklarının ahirete intikal ettirilmesi için yapılmış çaba. Yani yine dinin dünyevileştirilmesi. İlişkileri doğru kurmak lazım. Gerçek dindarlar ve özellikle gerçek dindarlardan bugünkü hükümete destek veren, siyasal İslam'a destek veren dostlarıma sesleniyorum. Bakın, siz öyle bir düzen, öyle bir nizam, sizin jargonunuzla söyleyeyim, kurun ki bu ülkenin en refah, en müreffeh, en çağdaş, bilime, akla en önem veren yerlerinde camiler dolup taşsın. Sizin din yorumunuz böyle olsun. Bu ülkenin aklı çalışan, bu ülkede, bu dünyada alamadıklarını ahirete bırakmak ihtiyacı olmayan insanlar da dindar olsunlar. Siz ne